Zarzum. Patla Emi. İnfilak et. Ne yaptın gene ömür törpüsü karı? Vallahi bir şey yapmadım anne. Turşu kavanozu elimden kayıverdi yere. Kız senin turşu kavanozuyla ne işin var ha salak karı? Bak gördün mü takımı da bozdun. Ay yok yok takım değildi o tekti. İçindeki hıyarlarla sen takımdın ama. Aşk olsun anne. Hep sakar diyordun. Şimdi bir de bu mu çıktı? Tamam kızım tamam. Hadi artık uzatma da süpür şunları. Ben biraz sonra sokağa çıkacağım. Bak bütün yemekler sana emanet anladın mı? Birinci tencerede pilav var. 10 dakika sonra altını kısacaksın. Büyük tencerede patates kaynıyor. Etlere bak yumuşamamışsa kaynatmaya devam et. Üçüncü tencereyi 15 dakika sonra düdüklüyü de düdük öttükten sonra kapatacaksın. Anladın mı Arzum ha? Anne 300 tane şey saydın. Bunların hepsini ben tek başıma nasıl yapayım? Hem mutfak robotuyla benim aramda sadece isim benzerliği var. Bak yavrucuğum. Tencereleri bizzat ben sevgi idare ederdim. Ama olağanüstü bir durum mevzubayız. Benim işim var gitmem lazım. Shonli ile randevuleştik parkta buluşacağız. He, Shonli mi? Bana bak. Yoksa onu sevmiyor musun ha? Yok canım niye sevmeyeyim? Hem ayrıca iyi de bir adama benziyor. Ama ben yanına yaklaştığım zaman gözlüklerini benden sakınması çok ağrıma gidiyor anne. Kasıtlı yapmıyordur evladım sen onun kusuruna bakma. Hem senin sakar oğlun nereden bilsin canım? Ben sakar değilim anne. Tabii kızım değilsin. Hem bunları konuşup da böyle keyfimizi bozmayalım ha. Hani senin şöyle renkli renkli rujların vardı. Nerede onlar? Biraz da ben süreyim. Dur ben sana getiririm. Ah kızım ah. Biraz daha dikkatli olsan olmaz mı ha? Ay. Acıyor mu yavrum? Hadi anne sen git istersen. Shonli Bey beklemesin. Ah kızım ana kalbi bu. Seni bırakıp da hiç gider miyim ha? Beklerse beklesin. Senden kıymetli değil ya. Hem gitmeden şu cam kırıklarını bir toplayıvereyim. Shonli Bey pek sever bardak çanak yemeği. Hayırdır inşallah. Aa sen miydin Safiye Hanım? Gel merhaba. Gel. Gel buyur canım gel. Aa ne oluyor kız böyle sargı bezleri falan ne yaptın ayağına? Ay yok yok bir şey Safiye teyze. Yanlışlıkla kavanoz kırıklarına bastım. Ah aman. Bir de kavanoz kırdın yani bu arada. Bizim ev her zaman böyle işte Safiyeciğim. Harcanan bezin tendir diyordun. Hiç haddi hesabı yok. Sen beni ocakta yemeğimle tanırsın ama ilk yardımı daha iyi yapabilirim ben. Bugün savaş çıksa gönüllü hemşire olabilirim. Aman kız bırak şimdi ilk yardım savaşı falan. Bak kız burada ne var? Bak. Kız bak bu benim imzam. Bugün ilk defa postanede imza attım Goncagül. Aa geçti artık öyle parmak basmalar falan ya. Kız sargın üstüne imzamı atayım mı ha? Dur sen otur. Sen hastanla ilgilen. Anacığım kapıyı ben açarım. Heh, imzama bak. Buyurun. İyi günler. Ben Goncagül Körpe'ye bakmıştım. Goncagül kız soyadın Körpe mi? Şimdilik öyle. Ben Tahsin Durmaz Çakar'ın gelinliyim. Aa, o da kim ayol? Benimle ne ilgisi var ki? Siz onu Shonli olarak tanırsınız. Aa, evet öyle bir beyi tanıyorum. Sizinle konuşmamız gerekiyor hanımefendi. Zannederim evlilik durumları falan varmış. yalnız konuşsak iyi olacak. Ay yok canım Safiye Hanım yabancı değil ki. Doğru ben başından beri işin içindeyim. Sizi de mi evlenme vaadiyle kandırdı? Aa, ne münasebet canım. Ay evli baktı kadınım ben. Bakın hanımefendi söyleyeceklerimi arkadaşınızın duymasını istemezsiniz. Aa ne söyleyeceksen söyle ayol. Çemkirmeye mi geldin buraya? Ay en iyisi ben gideyim ocakta yemeğim vardı Goncagül. Bana bak bir olay çıkar da şahitlik falan gerekirse hemen gelir. İfademi verip atarım imzamı kız. Hadi hoşça kal. Dünkü randevumuza niye gelmediniz Goncagül Hanım? Beni dilhun ettiniz. Durumu biliyorsunuz ama Shonli Bey. Gelininiz ziyaretime geldi. Ah Goncagül Hanım ah. 80 yaşına da gelsek bir hayatımız olduğunu unutuyorlar. Japonlarda bir adet vardır günümüzde de devam eden bilir misin? Çantamı bırak ayol hırsız imdat! Bana bak delikanlı bazı saçlar pirince benzer. Dişini kırmadan ne olduğunu anlayamazsın. Bunu böyle bırakacak mısınız da bir polis falan çağırsak ya peşimizden gelirse? Merak etmeyin efendim polise falan gerek yok. Kulağına vurduğum ofiskenin şiddetinden iç kulağı sarsıldı. Bütün kasları dondu.
45 dakikadan önce kendine gelemez buyurunuz efendim. Ah Şönlü Bey, sizin yanınızda kendimi çok emniyette hissediyorum. Eşsiz bir insansınız. Aman efendim, her insanın ayrı ayrı marifesi vardır. Mesela siz de çok güzel yemek yapıyorsunuz değil mi? Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Ben size Japonlardan bahsediyordum değil mi? Efendim şimdi Japonlar yaşlı akrabalarını götürüyorlar, dağ başına bırakıyorlar. Ya. Bu güzel gün için size çok teşekkür ederim Gonca Gül Hanım. Bir mukabele efendim. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Çifte kumrular diyeceğim ama ortada kumru falan yok. Gözünü mirasa dikmiş leş yiyici bir dişi kuşla karşı karşıyayız. Esef ederim hanım. Leş yemek de ne demek? Ocakta yemeğim var benim. Nebahat, sen gitmiyor muydun kızım? Gideceğim baba. Ama dönüşüm muhteşem olacak. 11 çocuğun ve torunlarına bir otobüs tutup geri geleceğiz. Göreceksiniz. Gelin tabii gelin. Elimi öpersiniz. Bir avukat tut istersen baba. Akli dengenin pek yerinde olduğunu sanmıyoruz. Bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Yardımlar! Üzerime alevli tencereyle saldırdı bu eşkıyalar. Hainler, hırsızlar, zorbalar. Ölürüm de o parayı yedirtmem size. Bunca yıl biz baktık o mora, anladınız mı? Allah kahretmesin kız. Ne yaptın ha? Ne yaptın? En iyi tencerem de o benim. Soğan kavuracaktım, yağ tutuşuverdi. Vallahi benim bir kabahatim yok anne. Ah Şönlü Bey. O hünerli ellerinizle şu kıza da sakarlığını giderecek bir yumruk atamaz mısınız ha?